Haber GT kanalından herkese merhaba. Ben Emre Özpenirci. Her hafta salı günü saat 1'de Otomotiv Ekonomist programında karşınızdayım. Ekonominin lokomotifi, otomotiv sektörünü konunun uzmanları ve yetkililerle konuşuyoruz. Bu hafta da çok önemli bir konuğum var. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydan bizimle birlikte. Albert Bey, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu Albert Bey? Gayet net geliyor. Evet. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk Emre Bey. Albert Bey, şimdi Taysat Başkanı olduktan sonraki bu son 5 ayda gerçekten dikkat çeken açıklamalar yaptığınız, çıkışlarınız oldu. Özellikle bu elektrifikasyon süreciyle ilgili konuştunuz. Şöyle bir hatırlatmak gerekirse, işte pandeminin fırsat yarattığını aslında Türkiye için söylediniz. Yavaşlayan trene binmemiz gerektiğini, yoksa geleceğin karanlık olduğunu, işte Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün 4 yıl önce sizi uyardığını, keşke o zaman uyardığı zaman bunlara kulak verseydik iyi olurdu dediniz. İşte elektrikleşme rüyalarımızı kaçırıyor, yani uykumuzu kaçırıyor dediniz. Şimdi bu açıklamalar aslında çok önemli açıklamalar, gerçekten de doğru. Geçtiğimiz bu süre zarfında tedarik sanayi için değişen bir şey var mı? Aynı düşüncelere sahip misiniz? Emre Bey, öncelikle bu kuların kaçma konusuna bir değinmek istiyorum. Evet. Bu sadece Türkiye'deki tedarik sanayicilerinin uykusu kaçmıyor. Bütün dünyada yaklaşık 100 senedir bu sektöre çalışan tedarikçilerin uykusu kaçıyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi 20 bin adet bir içten yanmalı araçta 20 bin komponent varken, parça varken bunun 2000'e düşmesi, sadece sayının azalması değil, yapısının da değişmesi şu anda söz konusu. Yapı derken bildiğiniz gibi maliyetin büyük kısmını şu anda ülkemizde kısıtlı faaliyette olduğumuz batarya, motor, elektronik devreler ve sistemler ve yazılım oluşturacak. Bu esasında sadece dediğim gibi Türkiye'deki bir tedarikçinin değil, Almanya'da, Stuttgart'ta, Amerika'da, Detroit'teki tedarikçinin de uykularını kaçırıyor. 4 sene evvel olsaydı daha iyi olurdu. Ama işin olumlu tarafından bakarsak, bu elektrikleşmeyi şu anda lokomotif olarak liderlik eden kıta Avrupa. Evet. Bunun nedeni de malum iklim değişikliği, Paris Anlaşması ve onun akabinde gelen Yeşil Mutabakat. Ve burada da liderliği Avrupa yapıyor. Unutmayın ki daha 6-7 ay evveline kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Paris Anlaşması'ndan çekilmişti. İklim değişikliğini bir yani doğruluğunu tartışıyor. Çok doğru. Evet. Sonuçta Avrupa 2010 senesini, hatta Paris Anlaşması'nın çok öncesinde kendine hedeflerini koymuştu. Biz de Avrupa parçası olarak ve teori olarak da en önemli ihracat pazarımız Avrupa olduğundan dolayı esasında diğer coğrafyadaki tedarikçilere göre geç kalmadık. Ama tabii ki 4 sene evvel ilk uyarıları duyduğumuz zaman harekete geçseydik bugünkünden daha iyi durumda olurduk. Baktığımız zaman siz aslında Ford Otosan, TOG gibi elektrifikasyon sürecine başlayan firmaların, fabrikaların sizin boy aynanız olduğunu söylemiştiniz. Şimdi Oyak Beno'da ve Tofaş'ta buna katılıyor. Elektrikli yeni nesil araçları üreteceklerini peyderpey açıklıyorlar. Bu hızlandıracak mı? Yani OEM'lerdeki, ana sanayideki bu değişim, Taysat'taki değişimi daha da mı hızlandırır? Önümüzdeki günlerde çok daha fazla biz elektrikli araç parça üretiyor olabilecek miyiz? Kesinlikle hızlandıracaktır. Ana sanayimizdeki bu önemli yeni yatırım açıklamalarının haricinde biz de Taysat olarak üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bir iki sene evveline kadar genellikle üyelerimize, merkezimize davet edip etkinlikler düzen anlatıyorduk. Şu anda bölgelere gidiyoruz. Teker teker onlarla konuşuyoruz. Fırsatları ve ne yazık ki olabilecek riskleri de kendileriyle paylaşıyoruz ve açıkçası bir dönüşümü görüyoruz. Bu dönüşüm konusunda bir istek var. Nasıl olacağı konusunda bazı tereddütler var. Bunu da biz mesela
bir yeni bir etkinlikler dizisi düzenlemeyi düşünüyoruz. Elektrikli araçlar günü olarak ülkemizde yollarda göreceğimiz elektrikli araçları tedarik sanayicilerimize göstererek ve onları bir bakıma parçalayarak ne şekilde hangi parçaları üretebilecekleri konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun şu anda bazı olumlu sinyallerini aldık. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Biliyorsunuz 2010'da elektrikleşme biraz daha arka plandaydı. Hı-hı. Endüstri 4.0 veya dijitalleşme daha ön plandaydı sanayi gündeminde. Bugün baktığımızda ve bölgelerinde yerinde üyelerimizi ziyaret ettiğimiz zaman zaten ana sanayinin dijitalleşmeyi büyük bir oranda tamamladığını biliyoruz. Tedarik sanayinde dijitalleşme konusunda ülkemizde yine lider, öncü olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Bunu şu anda üretimde dijitalleşmişken artık ürünlerimizde de değişikliği anlatmaya çalışıyoruz. Bu değişiklik sadece basit bir ürünün üretiminde değil, tamamen yeni ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunun bazı teknolojileri bizde mevcut, bazıları ise yurt dışında. Bu yurt dışında olan teknolojilere sahip şirketlerle ortaklıklar yapılması konusunda üyelerimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ve şu anda da bazı görüşmeler olduğunu duymak bizi tabii ki mutlu ediyor. Sonuçta emeklerimizin yavaş da olsa sonuçlarını görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde konsolidasyonlar, işbirlikleri, ortaklıklar beklemeliyiz tedarik sanayinde. Bunu mu anlıyoruz? Evet, kesinlikle. Yatırımlardan bahsetmişken isterseniz evet, bir fırsatı veya bir değişim ihtimalini de paylaşmak istiyorum. Şimdi içten yanmalı motorlu araçlar şu anda birçok üretici 2030'u artık telaffuz etmeye başladı. 2025'ten itibaren her modelini elektrikli üretirken 2030'dan sonra artık içten yanmalı üretmeyeceğini deklare ediyor. Evet. Bu bütün dünyada, yani her coğrafya için geçerli olmayacaktır. Daha yavaş olacaktır. Şu anda bizim bir taraftan 60 seneye aşkın tecrübemizle bu yeni coğrafyalarda, uzak coğrafyalarda üretim yapacak ortaklıklar veya şirketler kurmamız gerekirken, bir taraftan da karar vericilerin hemen yanı başında, bir tabiri caizse uslubun yanında üretimler yapmamız lazım. En azından oralara taşımamız lazım. Çünkü çok doğru. Pandeminin bize gösterdiği şeylerden biri, öyle uzaktan tedarik mümkün olmuyor. Şu anda da onun acısını çekiyoruz. Müşterinin, daha doğrusu üretiminin yanında tedarik etmek şu anda yani tek yol. Peki baktığımız zaman tabii elektrikli otomobillerde, elektrikli araçlarda en büyük parça batarya. Dolayısıyla dünyada da bu tip yatırımlar artıyor. İşte bu gigafactory dediğimiz büyük batarya fabrikaları. Türkiye'ye de bu tip yatırımları çekme durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü sanki büyük batarya üreticilerinin Türkiye'ye de bu konuda hem lojistik hem coğrafik olarak düşündüklerini duyuyoruz. Bu konuda gelişmeler olabilir mi önümüzdeki dönemde? Şimdi bu gelişmelerin olması bir tesadüf değil. Bunun nedeni 1-2 sene evveline kadar Türkiye'deki yeni araç lansmanı veya duyuruları, yatırımları hep fosil yakıtlar veya en azından hibrit olarak yapılıyordu. Son 2 senede arka arkaya elektrikli araçlar konusunda yatırımlar duyurulmaya başlayınca tabii ki doğal olarak batarya üreticilerinde ilgisi doğmaya başladı. Çünkü biz 1-2 sene evveline kadar bu konudaki dünyadaki biliyorsunuz 5-6 üretici var. Çok da fazla değil. Evet. Bu 5-6 üreticinin kapısını çaldığımız zaman Türkiye'deki talep ne kadar, bu talep ne zaman olacak sorularını çok net cevaplayamıyorduk. Ama şu anda en azından yani elimizde birkaç tane net proje var. Bunu sevinerek söylüyorum. Sadece bunlar binek araçlarda değil, Avrupa'nın daha sonraki yıllar için otobüs ve minibüsler, hatta traktörler konusunda elektrikleşme konusunda projelerimiz var Türkiye'de. Bunlar ne kadar fazla artarsa,
bahsetmiş olduğunuz gigafaktörler veya batarya üretimini yapacak fabrikaların Türkiye'de yatırım yapması da hızlanır. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de yatırımı olan Renault grubunun CEO'su Luca De Meo, ki Türkiye'yi çok yakından tanıyor bildiğiniz gibi, geçmişte Tofaş tecrübesi olsun, önemli bir açıklama yapmış geçen hafta. Türkiye'deki yan sanayinin büyüklüğüne dikkat çekerek demiş ki artık adeta baştan yaratmaları gerekiyor ve endüstrinin dönüşümüne ayak uydurmaları gerekiyor. Aslında paralel şeyler söylemiş ama tabii Renault'un da Luca De Meo'nun da bu mesajı aslında yan sanayiye net. Yani biz Türkiye'de yeni nesil araçlar üreteceğiz. Bu konuda elinizi çabuk tutun demiş. Ben onu anlıyorum. Siz bu konuda bir şey demek ister misiniz? Kendisinin Türkiye tecrübesinden dolayı tedarik sanayinin ne kadar hızlı hareket edebileceğini. Aynen. Ama bunun için tabii ki bir ana sanayinin de yol göstermesinin her şeyi daha hızlandığını bilmesine yoruyorum. Bunu tüm Türkiye'deki ana sanayilerden biz duyuyoruz. Bakın Türkiye ihracatçı, otomotiv konusunda ihracatçı bir ülkedir. Çoğunluğunu, üretiminin büyük çoğunluğunu ihraç ediyor ve Avrupa Birliği'ne ihraç ediyor. Şu andaki en büyük, yani bunu OECD'de açıkladığından ben teyit açısından söylüyorum, en büyük rekabet gücü bir buradaki tedarik altyapısından kaynaklanıyor. Bu altyapıyı kaybetmememiz lazım. Bu ihracat başarısını sürdürebilmek için. 15 senedir otomotiv tedarik sanayisiyle, ana sanayisiyle ve yedek parça sektörüyle ülkemizde lider ihracatçı, ihracat yapan sektör. Bunu 2025'in arkasını taşıyabilmek için tek yol tedarik sanayinde elektrikleşmesinden geçmekte. Siz daha önce de çok önemli bir açıklama yaptınız. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değeri olan farklı sektörlerde birçok unicorn oluştuğunu söylediniz. Ama bunun artık otomotiv, yani Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotivden de çıkması gerektiğini altına basarak aslında söylediniz. O konuda var mı gelişmeler? Yani gerçekten önümüzdeki dönemde özellikle bu elektrifikasyon sürecinde bir otomotivden unicorn çıkar mı, çıkmalı mı, nasıl çıkmalı? Şimdi elektrikleşme sürecini üyelerimize veya ülkemize nasıl daha iyi anlatırız diye Taysat'ın bir özellikle elektrikleşmenin merkezine oturtulacağı bir inovasyon merkezi kurma projesi var. Bu proje dahilinde ben ülkemizdeki teknoparkları dolaşıyorum. Ve bu teknoparklara baktığım zaman birbirinden değerli ama biraz hani otomotiv kültürü konusunda mentörlüğe ihtiyaç duyan, biraz da zamana ve tabii ki yatırıma ihtiyaç duyan startuplar, yeni oluşumları görmek beni mutlu ediyor. Sizin bahsettiğiniz gibi unicorn, hatta sizden alıntı yapayım, tek boynuz haline getirilmesi için Taysat olarak destek olmamız lazım. Ama bir görüşmenizi de size paylaşmıştım. Bu destek olma, klasik otomotivin muhafazakar düşünce ekosistemine sokmak olmamalı. Çünkü startuplar kendi öncü ve farklı düşünceleriyle farklılık yaratıyorlar. Bizim 60 senede nereye geldiğimiz belli. Şimdi onların dönemi ve bizim onlara otomotiv kültürü hakkında veya otomotivdeki kapıların, kanalların açılması konusunda bir hızlandırıcı, akseleratör görevi üstlenerek inanıyorum ki 3 ila 5 sene içinde doğru adımlar atılırsa Türkiye'den de bir otomotiv konusunda unicorn çıkması doğaldır. Bu arada bu vakte kadar yapılmış, kuluçka dönemini çoktan atlatmış bazı başarılı startup örneklerimiz de var ama henüz unicorn seviyesinde değil. Onlar hani onları eğer zikretmediysem alınmasınlar diye özellikle iletmek. Peki bu konuda devletin desteği, teşviği de önemli tabii ki. Gerekir mi böyle bu tip startupların gelişmesinde, dünya çapında büyümesinde, ki dünyada bu tip örnekler çok var destekli. Şimdi bence ülkemizin sağlaması gereken en büyük şey bunlar için ortamı sağlamak. Çünkü yatırım konusu dediğiniz zaman bunlara yatırım yapacak dünyadaki birçok olumsuzluğa rağmen halen olumlu olan boşta gezen, yatırım arayan bir para var.
bu paralar doğru yatırıma gelir. Yeter ki oradaki ortam bu yatırımı yapmaya müsait olsun. Yani teşvikten daha önce belki bunu çekmek, evet. Yatırımcıların kolay yatırım yapması ve ikinci, üçüncüyü sormadan o firmaya sadece o firmanın modeline bakarak karar vermesini gerektirecek ortamı sağlamamız lazım. Şimdi baktığımız zaman 7 ay sonunda özellikle yan sanayinin ihracatının toplam otomotiv ana sanayi ihracatından daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. 41.91 büyümüş. Bir taraftan da çip krizi, tedarik sıkıntıları devam ediyor. Nedir geldiğimiz noktada? Türkiye yan sanayi olarak bu krizi aşmanın bir takım formüllerini buldu mu? Veya önümüzdeki dönemde bu konuda yeni yatırımlar olur mu? Siz benim son 5 aydaki söylediğim şeylerden bahsederken ben de hatırladım. Ben 2-3 ay evvel biz bu seneyi 32 milyar dolar toplam ihracatla kapatırız demiştik. Evet. Demiştim. Şu anda gözüken 30'u zor bulacağız. Bunu bir iki önce yani 29 ila 30 milyar dolar arası yine %25'in üzerinde bir büyümedir ama benim daha evvel zikrettiğim rakam. Efendim? Beklentinin altında yani sonuçta. Şöyle söyleyeyim. Benim daha evvel telaffuz ettiğimin altında. Altında. Beklenti çünkü bu sene için esasında ilk Kasım ayı konuştuğumuz zaman 28'i zor bulurdu ama ilk 3 ay o kadar olumlu geldi ki beklentilerimizi revize ettik. Şimdi orada önemli olan biliyorsunuz Avrupa'ya ihracatımızda biz 80 bin adetlik çip krizinden dolayı siparişi sildik. Bu arada Avrupa'da da ve dünyada da otomotivde bu sene hedeflenen büyüme rakamları olmayacak. Geçen seneye göre dünyada %13, Avrupa'da da %12'lik bir büyüme hedefleniyordu. Şu anda gözüken bunun kesinlikle %10'un, ikisi de %10'un altında olacak. Avrupa için bu fark yaklaşık olarak 700 bin adet bu arada. Hmm. 700 bin adet daha az araç üretilecek. Demin elektrikleşmeden bahsettik, yeşil mutabakat bahsettik. Tabii ki iklim değişikliği önemli. Bu iklim değişikliğinde kuraklık, yangınlar, ülkemizin yaşamış olduğu felaketler. Bütün bunlar esasında yani dünyanın her yerinde olmakta ve tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden oluyor. Bakın belki gözden kaçtı, bir iki hafta evvel Almanya'nın merkezinde kimya devi bir şirketin arıtma tesisinde patlama oldu. Evet. Ve bu arıtma tesisi bütün etrafındaki tesislerin arıtmasını üstlendiğinde hani sadece bir ürün değil birçok fabrika bundan etkileniyor. Çok doğru. Keza çip krizinde biliyorsunuz ana konusu kuraklıktan dolayı elektrik üretiminin azalması, elektrik üretiminin azalmasından silisyumun çevrilememesi gibi uzun bir zincirde yaşanan problemlerdi. Gözüken o ki en azından çip krizi açısından 2022'nin ilk çeyreği de sorunu geçecek. Artık 2022'nin ikinci çeyreğinde belki bir toparlanma olabilir. Burada ben hep altını çiziyorum. Evet. Bu sorun birçok sorunda olduğu gibi esasında şirketlerin veya hükümetlerin sadece kendi ülke çıkarlarını düşünmesinden dolayı bu kadar yani bu sorunlar yaşanacaktı. O etkileri bu kadar derin olmayacaktı. Bunun ne yazık ki bu sorunu hepimiz yaşıyoruz. Albert Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Katıldığınız için de teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar. Sevgili seyirciler, bir otomotiv ekonomist programının daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere diyorum.